Fuar gezimizde de şu an Tarmac 1'in standındayız sayın seyirciler ve yanımızda Genel Sekreteri Selami İleri ile birlikteyiz. Şimdi Selami Bey, çok önemli bir fuar. Dünya kapsamında katılımın olduğu ve herkesin yakından takip ettiği bir fuar ve Türkiye'de 110'dan fazla firma burada hem kalitelerini hem gövde gösterilerini, şovlarını yapıyor. Ve burada da o firmaların gelmelerinde aslında önemli bir pay sahibi de Tarmac 1 yaptığınız çalışmalar. Önce bir buradan başlayalım çünkü ülkemiz için çok önemli bir adım ve çok fazla çalışıyor Tarmac 1 bildiğimiz. Neler yaptık, neler yapıyoruz, planlarımız nelerdi buraya gelirken? Evet, burası bu fuarda geçen sene 4. sırada yer alıyordu katılımcı sıralamasında, ülke bazında. Bu sene herhalde 3'e kadar düşeceğiz. Yaklaşık 120 firmamız, Türkiye'den firma burada yer alıyor. Ama henüz istediğimiz noktada değiliz. Çünkü gelen firmaların çoğunluğu aksam parça konusunda uzmanlaşmış firmalar. Biz daha çok bitmiş nihai ürün üreten firmaların burada yer alması önemsiyoruz. Bu noktada çalışmalarımız sürüyor. Mesela bir Uruguay projesi başlattık. Uluslararası Rekabetçinin Gelişme Projesi. Ekonomi Bakanlığı destekli bir proje. 4 milyon dolar bütçe büyüklüğü olan 3 yıl sürecek. Bu projede 21 üyemizi ihracatı öğretme, geliştirme noktasında çalışmalarımız olacak. Yurt dışı fuar katılımları, yurt dışından alım yeteri getirmesi noktası, eğitim faaliyetleri noktasında. Çünkü dünyada 65 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var bu sektörde. 120 milyar dolar civarında bir üretim hacmi var. Ama bizim aldığımız pay %1, %1,5. Dolayısıyla bu kadar büyük pasta varken makine sektörü adına, Türkiye adına bu pastadan biraz daha tırtıklamak amacındayız. Bu noktada faaliyetlerimiz devam ediyor. Peki şimdi Türkiye'de aslında yapılması gereken çok yolumuz var. Az önce de kısaca konuşuyorduk ama biraz geç başladık. Biraz açılırken zorlandık. Özellikle hem yurt içi hem yurt dışı çalışmalarında. Neler olsa bu döngüyü daha rahat aşabiliriz. Çünkü Türkiye'de bu işi yapan firmalara baktığımızda gerçekten potansiyelleri var. Başarı için çok çalışıyorlar, emek harcıyorlar. Ama sanki bir şeyler eksik gibi. Neler bunları tamamlayabilir? Şimdi şuradan başlayalım. Biz bu işe, yarışa çok geriden başlamışız. Firmalar, Alman firmaları, İtalyan firmaları 1800 yılların sonunda kurulmuş. Onların Tarmac 1'leri 1900'lü yılların ortalarında kurulmuş. Yani bir 50 yıllık neredeyse bizim yarışa geriden başlamamız söz konusu. Ama böyle gitmedi, gitmeyecek tabii. Şu an aramızda 50 yıllık fark yok. Aramızda belki 3-5 yıllık fark var teknoloji anlamında. Ve bu noktada çok hızlı hareket ediyoruz. Ama bazı sorularımız var. Nedir bunlar? Bir kere bu gördüğünüz devasa makinaları üretemiyoruz. Niye üretemiyoruz? Bir kere Türkiye'deki araziler buna uygun değil. Yani satma imkanınız olmadığı sürece sadece ihracat için üretmek efektif değil. İlk önce iç piyasada da üreteceksiniz, deneyeceksiniz, eksiklerini göreceksiniz. Dolayısıyla böyle büyük kapasiteli makineler henüz Türkiye'de üretilemiyor. Genellikle ithalat yoluyla geliyor. Firmalar neler yapmalı? Bir kere kalite. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin kalite unsuru birinci planda, fiyat unsuru ikinci planda geliyor. Firmaların muhakkak yurt dışındaki fuarlara katılması şart. Geçen hafta Çin'deydim. Çin'de 12 tane hol vardı, salon vardı. En güzel yerleri 3-4 salonu Almanlar, İtalyan firmaları, burada gördüğünüz global markalar doldurmuştu. Hindistan'a gittim, İtalyan firmaları, Çin, Japon firmaları. Rusya'ya gidiyoruz, Moskova'ya. Orada da karşımıza bu rakipler çıkıyor. Yani nereye giderseniz gidin, Brezilya'ya kadar, Kanada'ya kadar bu rakipler karşımızda. Biz de bu pastadan pay almak istiyorsak ayağımıza gelsinler gibi bir lüksümüz yok. Biz onların ayağına gideceğiz. Orada distribütörler bulmaya çalışacağız ve bayi ağı oluşmaya çalışacağız. Ama bunun ilk metodu fuarlara katılmak. Ama her fuar katılmak değil tabii. İnceleyeceğiz, sık dokuyacağız bu noktada. Çünkü çok sayıda fuar var. Burası belki çok iyi pazar bulacağı bir nokta değil. Ama burası tanınmaları noktasında. Burası dünyanın bir numaralı fuarı. EYMA fuarı biraz daha pazar bulmaları noktasında şeydir, daha güçlü fuardır. Ama burası bir şov fuarı. Biz burada şova geldik. Gün geçtikçe, zaman geçtikçe metrekarelerimiz artıyor. Çalışmanız bu yönde devam ediyor. Çok güzel çalışmalarınız da var ama şimdi biraz da aslında bir sonraki süreci merak ediyorum. 2017'de tekrarlanacak. Açıkçası hangi firmayla konuştuysak
biraz daha alanımı büyütme, biraz daha özveriyle girme peşindeyim diyor. Ve fuara aslında katılmayıp, stand olarak katılmayıp gelen çok fazla firmayla da denk geldik. 2017 için girme peşinde, bir yer alma peşinde, nerelere bakabilirim peşinde. Aslında Türkiye'nin geldiği nokta bu anlamda değerlendirdiğimizde bir öngörü mü diyelim buna? Yenilenme, yurt dışına çıkmada daha profesyonel çalışmaya başlamışlar gibi gözüküyor. Şimdi firmaların çoğunda artık 3. jenerasyon var. Üniversite bitirmiş, ailenin fertleri firmanın başında. Dolayısıyla onlar bizden çok daha iyi bu konuları biliyorlar. Öneminin farkındalar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi burası, Almanya ve İtalya'da artık sınırlara ulaşıldı. Daha fazla büyüyemiyor burası. Metrekarenin artması veya ilave firmaların gelmesi noktasında sıkıntı yaşayacağız. Biz bu noktada artık bu fuarların doğuya kaydığını görüyoruz. Keza gerek İtalyanlar gerek Almanlar Türkiye'de bu fuar yapmak istiyorlar ve kapımızı çaldılar. Çok yakında birkaç sene içerisinde EIMA Türkiye, Agritechnica Türkiye fuarını yapmak için ciddi hazırlıklarımız var. Tek sorunumuz maalesef fuar alanı. Bizi taşıyacak bir fuar alanı Türkiye'de yok. İstanbul dışında yok. Konya fuar alanı biliyorsunuz 6 salon var. Şu an 2 salon daha olsa dolacak vaziyette. Ama yurt dışından da firmaların gelmesi, global bir çapta bir fuar yapmamız için bize 3-4 salon daha lazım. Böyle bir tesis olduğu takdirde EIMA Türkiye veya Agritechnica Türkiye yapmak için engelleri aştık, protokolleri imzaladık. Artık süreci bekliyoruz, zamanı bekliyoruz. İnşallah yani sesimiz o noktalara gider de özellikle Konya gibi, Bursa gibi yerlerde daha büyük fuar alanlarına ulaşabiliriz. İnşallah bu aslında çok önemli bir nokta. Hem ekonomik olarak değerlendirdiğimizde hem vizyon çalışması olarak değerlendirdiğimizde Türkiye çok ileri ve güzel bir noktaya taşıyacak bir proje. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.